Ben de diyorum ki Galatasaray şampiyonluğun bir numaralı adayıdır. Bak. Abi aday olmak başka, şampiyon olmak başka. Ayrı, bak. Şampiyon ayrı bir. Bu var ya tır gibi ezerden şey daha büyük bomba. Bak, 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 şey şampiyon ayrı. Beşiktaş da şampiyon derim ben şu an. Fener'e de şampiyon. Üçünü de aynı ayarda görüyorum. Dağrını söyleyeyim mi dünyada? Bitireyim mi hocam? Barcelona İspanya'da şampidir. Almanya'da da Bayern Münih şampidir. Tamam ona bir dakika. Bu dakika. Başka hiçbir ülke yok. Ne alakası var? Şimdi Barcelona ile Bayern Galatasaray'a bir mi tutuyorsun? Hayır. Ya bir dakika Sinan. Türkiye Ligi için. Hayır, yine yanlış soru. Fenerbahçe var. İspanya Ligi'nde, İspanya Ligi'nde Barcelona'nın arkadaşlar. İspanya Ligi'nde Barcelona'nın diğer takımlara şampidir, karşı kadro doğru kalitesi oranıyla biz Almanya'da Bayern Münih'in ve diğer Türkiye Alman Bundesliga takımlara kadro kalitesi Boris oranıyla onlar, evet. Türkiye'de Galatasaray'ın diğer tüm takımları oranı aynıdır. Bundan dolayı şampi diyorum. Peki şampiyi geri alıyorum. Uzak ara bir numaralı ciddi mutlak favori. Aynı şeye ben geliyorum. Ben de katılıyorum. Ben de bak. Ben de söyledim ama Beşiktaş da ve Fenerbahçe bunun yanındadır diyorum ki ben ümit. Ben Gaziantep tek kalona derken. Sınavdan bilinç zorlar diyor. Hayır. Ben Gaziantep tek kalona derken oyunun son 15 dakikası Fenerbahçe'de örnek vererek. Yani bir Gaziantep spor takımı çok güçlü olmamasına rağmen, şampiyonluğu oynayan bir takım olmamasına rağmen Galatasaray gibi bir takıma son 15 dakikada üstünlük sağlayabiliyor. Ama gelelim cumartesi akşamı Fenerbahçe Konya takımına böyle bir üstünlük sağlayamadı. Böyle rakibin abi, sahasını tek yıkamadı. Tek başına bunu biz Fener'le ilgili eleştiri yaptık ama Fenerbahçe'nin böyle bir üstünlük sağlamaması ligin ilk haftasından, yani Fenerbahçe ile Galatasaray arasında evet Galatasaray kadrosu yani %51 %49'dur ama %70 %30 değildir yani Fener'e göre. Üçü de şampi derim ben. Bak yani. Şu an Beşiktaş'ı mesela ben Beşiktaş, bir dakika Beşiktaş Trabzon'a pozisyon vermedi. Bir dakika doğru mu anlıyorum? Vermek. Ümit'e bir soru. Türkiye'de Galatasaray'ın şampiyonluk şansı %51, Fenerbahçe'nin %49 mu diyorsun? Ben öyle bir şey söylemedim. Hayır, ben dedim ki Fenerbahçe'nin kadro kalitesine baktığın zaman evet. Fenerbahçe %51, Galatasaray %49'dur. O ikilik oran da benim yani kanımca yanlış. İki sene üstte şampiyon olmuş, oturmuş bir takımın fazlalığıdır. Ben aynı görüşte değilim. Hocam ben bir yüzdeleme yapabilirim, müsaade edeyim mi? 33-33-33.5'tür. Galatasaray yarım puan öndedir. İki takıma göre. Şampiyonluk. Neyse yani bakın yarım puan diyorum, bak demiyorum. Yarım puan Galatasaray, yarım puan Fenerbahçe ve Galatasaray önündedir. Yapma. Avantajları var. Şu 3 maç teknik direktör, bak. Teknik direktör avantajı vardır bir. Oturmuş takım kadro avantajı vardır. Ondan dolayı ben de aynı Beşiktaş, aynen. Beşiktaş bak ama üçüne de şampi diyebiliriz. Ben diyemem. Ben de benim için daha ağırını söyleyeyim mi? Ben Galatasaray'ın ideal 11'inde Türkiye liglerindeki herhangi bir takımdan hiçbir futbolcu giremez. Yapma hocam. Fernandez oynar bu takımda. Oynayamaz kardeşim. Bu takımda Menike de oynar. Hangisi? Dön öteki tarafa. Menike oynar. Peki bir dakika bir şey soracağım ben sana. Menike oynamaz abi. Erman Kılıç oynamaz ya. Erman Kılıç oynuyor. Fernandez girer. Ya Sevim. Tekrar söylüyorum. Bence de oynamamalı da ya Galatasaray kalitesi için. Ümit'ciğim. Eğer bunu bırak bayanırsan bunu Erman Kılıç almaman lazım. Galatasaray'ın ideal 11'ini yazalım. Yaz hocam. Yazalım. Dün akşam i̇deal vardı 11. Bugün biz i̇deal dün akşam 11. Kadroyu verdik aynı 11. İdeal 11 yabancılar dahil. Bir de bunlara 4-5 tane de yedek koyalım. Kimler bunlar? Koyalım. Amrabat. Tamam. İdeal 11'de olmasa da yedek diyelim. Aynen. Umut. İdeal 11'de yok ama yedek. Emre Çolak. İdeal 11'de yok ama yedek. Hatta Dani. İdeal 11'de yok yedek. Sabri. İdeal 11'de yok. Riera. İdeal 11'de yok yedek. Bunları da yedek koyuyorum. Şimdi devam ediyorum. Galatasaray'ın ideal 11'ine. İşte 11. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, Bursa, Eskişehir gibi bütün Türk takımlarından hangi futbolcuyu sen çık, sen gir dersin? Soruyorum size. Abi bir defa sanki öyle bir şey anlatıyorsun ki hiç bilinmeyen bir şey söylüyorsun. Biz bunu zaten söyledik hocam. Yani Galatasaray'dan 10 nasıl duymadın? Allah duymadı. Ben defalarca dedim ki bir dakika kardeşim, Galatasaray bir dur ya. Bir dakika. Bir şey söyleyeceğim ya. Duymamışsam Ümit'ciğim senden kardeşim defalarca özür diliyorum. Galatasaray'ın da ideal 11'i burada. Şimdi sen teknik adamsın. Eski milli futbolcusun. Koy buraya. Türkiye'de Galatasaray'ın bütün takımlardan bana hangi oyuncuyu X çıksın buraya Fener'den, Beşiktaş'tan şu girsin dersin. Hocam 5 tane abi ben bunu defalarca anlattım. 5 tane koyarsın. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Hocam ya. Tamam, devam edeceğiz. Sezgin gelmeyelim. Sezgin'e gidelim. Bir Sezgin gelmesin yanında Gaziantep Spor Teknik Direktörü Bülent Uygun var. Bülent hocama ve Sezgin gelmeze bırakıyoruz sözü. Selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz Sezgin. Ertem Şener'in ve Stüdyo Keder'in öncelikle çok selam var. Ben de geçmiş olsun diyorum. Nasıl bir karşılaşmaydı? Galatasaray'ın biraz futbolcularınız adından mı çekindiler? İlk yarıda fazla bir varlık yoktu. Golle birlikte bir hareketlenme geldi hocam.
Şimdi Sport Toto Ligi'nin ne kadar zor bir lig olduğunu göstergesiydi. Herkes tabii sahanın sıcaklığı, havanın sıcaklığı, ilk maç olması, Sport Toto Ligi'nin en formda takımının Galatasaray karşı mücadele etmek, eksiklerimiz çok fazlasıyla var, işte kadro eksikliklerimiz var. Onun dışında kadromuzun yedek kulübesinde bile yani iki tane kaleci, bir tane 17 yaşında genç ve 8 ay sonra sahalara dönen %70-%80 iyileşmiş bir Muhammed. Yani böyle bir kadro ile mücadele ediyorsunuz ve Galatasaray'a karşı. Ama gene de baktığınızda duran topundan mücadelesine, girdiği pozisyona kadar sahada 90 dakika futbolun güzelliğini seyrettiren bir Gaziantep Spor vardı. Her iki takımın taraftarına, futbolcularına tebrik ediyorum. Hocam doğal olarak Sivas Spor'da bir başarınız var. Çok büyük başarınız var. Gaziantep taraftarı, spor severler de sizden bunu bekliyor. Gaziantep'te böyle bir başarı gelir mi? Şimdi tabii ekonomik olarak çok sıkıntılı süreçlerden geçiyoruz. Bu süreci öncelikle bir kere yapılandıracağız, kurumsallaştıracağız, onları minimize edeceğiz. Akabinde oynayacak kadronun, şampiyonluğu oynayacak kadronun da temellerini şehrin önde gelenleriyle birlikte Sayın Bakanımız, belediye başkanlarımız hep beraber önce atmaya çalışacağız. İmkan vermeden hiçbir şeyi kimse başaramaz. Dolayısıyla ben hayatımda 6 seneden beri 5 tane takımda çalıştım. Hiçbirinde de ekonomik olarak çok üst seviyede değildi. Ama ona rağmen hep yukarılara doğru götürdüm. Gaziantep Spor'u da inşallah Allah'ın izniyle önümüzdeki 2-3 sene içerisinde yukarılara oynayan bir Gaziantep Spor'u izletiriz diye düşünüyorum. Hocam, Fair Play adına iki güzel hareket gördük. Birisi sizin de. Fatih Hoca tribünden aşağı inemedi bugün ama siz tribüne gittiniz yanında. Neler söylemek istersiniz bu konuda? Şimdi benim ilk amiri takımdaki hocam, aynı zamanda antrenöre başladığımda destek olmuş, bizim Türkiye'deki en büyük başarıları elde etmiş bir hocaydı. Hatta nazar değmiş. Hocam dedim, bütün kupaları toplarsam böyle nazar değer. Ondan sonra öyle de şakalaştık. Sağ olsun. Tebrik etmek zorundayız. Biz küçüğüz, yaş olarak da ondan çok daha küçüğüz. O bize çok şeyler öğretti, çok şeyler de verdi. Hepimiz Türk sporuna hizmet ediyoruz. Kimimiz bulunduğumuz camialar ne kadar rakipmiş gibi gözükse de bu ülkeye hizmet eden adamlar ve Fatih Terim de bu ülkede İmparator olarak çok güzel hizmetler edip çok büyük başarılar elde etmiş. Çok değerli bir hoca. O yüzden ona saygıda zaten kusur edemezdim. Hocam, Fatih Hoca'nın tribünde olması sizin için bir avantaj mıydı? Fark etmez. Ümit kardeşim de, Hasan Şaş kardeşim de yıllarca bu başarılarda, Galatasaray'ın kazandığı başarılardaki en önemli futbolculardı. Antrenörlük hayatına geçtiler. Onların da bizden hiçbir farkı yok. Hatta bizden belki de iyilerdir, onu bilemem. Dolayısıyla olup olmaması değil, onlara verilen yetkiyi en güzel şekilde kullanmayı bildiler. O yüzden onlara da tebrik ediyorum. Hocam, iki güzel hareket dedik. İkinciyi de ben söylemek istiyorum. Muhammed herhalde golü attığında Gaziantep'te, Kamil Ocak'ta zannetti kendini. Büyük bir tezahürat koptu, alkış koptu. Galatasaray taraftarı için de bir şey söylemek ister misiniz? Ayrıca futbolcumuzun bu golüyle ilgili de tabii ki. Şimdi öncelikle atılan gol çok önemliydi. 8 ay sonra Muhammed'in atmış olması çok anlamlıydı. Hele bir de gol bu kadar mükemmelse ve siz bu golü attıktan sonra da sizi buradaki 40 bin tane Galatasaray taraftarını alkışlıyorsa boşuna büyük takım olmuyorsunuz. İşte büyük takım olurken de camianızın büyüklüğü yaptığı hareketlerle, fair play ile perçimleşiyor. O yüzden atılan bu güzelliğe, yapılan bu güzel gole alkışlamış olan Galatasaray seyircisinin önünde de saygıyla eğiliyorum. Hocam, Drogba, Snyder, yıldız, çok yıldız futbolcular, hepsi yıldız futbolcular. Böyle bir takımın başında Bülent Uygun olmak ister miydi? Ben hayallerim tabii ki var. Hayallerimin içerisinde başarmak için hayallerim var. Yıldızlardan bir arada olacağız. Zamanı geldiğinde Allah izin verirse Şampiyonlar Ligi kupasını da kaldıracağız. Bülent Uygun olarak Bülent Uygun takımı Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak. Teşekkür ediyoruz Bülent Hoca'ya. Sinan Hoca çok merak etmişti, acaba Galatasaray'ın başında olsa ne olur diye. Benim de hayallerim var, Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak demişti. Bunu konuşacağız ama ana kumanda ısrarla bastırıyormuş. Reklama gidelim. Reklamlardan sonra tekrar çok son enteresan bir son dakika Fatih Terim'le ilgili İbrahim Sete'nin verdiği bir bilgidir bu. Yıldırım Demirören'e ait Vatan Gazetesi'nin spor müdürü yarın Fatih Terim'le ilgili çok ciddi bir gelişme olabileceğini söyledi reklamlardan sonra. Reklamlardan sonra detayları soracağız. Ayrıntıları soracağız ama önce reklam. Reklamlardan sonra gündem yoğun. Türk futbolunda büyük skandal. Taciz, itiraf ve istifalar. Tabi bunlar duydum, tabi biliyorum, o zaman da ben duymuş. İşte Türk futbolu bugünden sonra bu açıklamalarla ve itiraflarla sarsılacak. Bir şeyler olmuş, evet duydum. Derin futbolun ortaya çıkardığı bu skandaldan sonra
taşlar yerinden oynayacak. Az sonra. Türk Telekom Arena'ya gidiyoruz. Wesley Snyder konuşuyor. Dinleyelim. Nou ja, maar sowieso de eerste wedstrijd van het seizoen wilde ik niet missen, weet je wel. En kijk, was het iets verder in het seizoen en we stonden er goed voor, weet ik veel wat. Eigenlijk misschien wat makkelijker gezegd van, ik blijf eruit vandaag. Wat misschien ook wel verstandiger was geweest, maar goed. Uiteindelijk voelde ik me goed en... Ja, maar... Nee, dat komt niet in de koorts. Wat heb je allemaal gedaan? zat, genoeg. Ja? Genoeg. Wat heb je nou anders gedaan dan andere jaren? Nou, ik heb nu gewoon een goede voorbereiding. Ik ben niet... misschien wel een streepje voor op de rest gehad. Omdat ik toch door heb getraind in de vakantie. Dus ja, dan gaat het ook wat makkelijker. En dan word je gewoon sneller... Je wordt sneller fitter. En dat was voor mij belangrijk, zeker na... Na een seizoen dat ik weinig heb gespeeld, dus afgelopen seizoen. Althans bij de periode met de Inter dan. Ja, wilde ik toch anders aan dit seizoen beginnen. En, maar ja, klopt prima zo. Ik wil een stomme vraag maar ik kan maken. Wat was je eerste gedachte naar de goal? Nou ja. Ja, verder gaan. Nog meer. En ja, dat, kijk, doelpunt maken is leuk. Ik heb wel eerder, wel eens vaker gezegd ook, ik vind een beslissende bal vind ik misschien nog wel mooier. Dus, bij de tweede eigenlijk? Ja, we zijn eigenlijk bij de tweede. En misschien daarvoor ook nog wel een paar keer. Maar goed, een doelpunt maken is altijd mooi meegenomen natuurlijk. Was het moeilijk om explosief te zijn? Was het warm, hè? Ja, het was wel warm, maar en ik was ook niet helemaal top natuurlijk, topfit. Ik bedoel, het gaat wel makkelijker als je geen koorts hebt. Ja, maar en het is bloed. Evet, Hollanda radyosu, gazetesi ya da televizyonda Flemenkçe konuşuyor Wesley Snyder. Arkadaşlarımız orada eğer bir tercüme olduğu anda tekrar bize dönüş yapacaklar. Toplu halde konuştuğu için belirtelim bunu. Bütün mikrofonlar orada ama bir tercüman yok. Biraz önce Ahmet Çakar reklama giderken Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yarın milli takım teknik direktörlüğü için... Ben söylemiyorum. Aday olabileceğini. Vatan Gazetesi Spor Müdürü İbrahim Seten'den gelen Seten. Haber doğrultusunda. Fakat ben de konuştum bu, şimdi. Bir arada. Saniye bir belirteyim. Bir bitireyim önce. Ondan sonra pardon. Girebilirsiniz. Sayın Göksel Gümüşdağ ile bir görüşme yaptığı yönde bir haber vardı bugün gazetelerde. Ve Fatih Terim için nabız yokladığını, Fatih Hoca'nın da hayır dediğini belirtmişti bazı gazetelerde ve haber portallarında. Ama İbrahim Seten'in az önce Ahmet Çakar attığı mesaj olayın ciddiyetini arttırıyor. Şimdi o İbrahim Seten'le ben konuştum. Tweet atmış. Ben sordum böyle bir şey var mı diye. Kesin değil ama kuvvetle muhtemel diyor. İşte bu kesin değil. O zaman uzatmaya gerek yok. Çünkü kuvvetle muhtemel. Işte, tamam o zaman şimdi biz bir spekülasyonlara gerek yok. Olayı uzatmayalım doğru. Çok fazla. Neden doğru. Diyeceksin? Çünkü benim anlamadığım şey ben sana sormak istiyorum. Sayın Göksel Gümüşdağ görüşmüş. Bu bugünkü gazetelerin haberi. İbrahim Seten böyle kim bir şey varsa. Ki? Göksel Gümüşdağ görüşmüş. Nasıl? Bilmiyorum. Yani bugün bazı gazetelerde... Federasyonlar mı diyorsun? Efendim? Peki benim merak ettiğim şey... Hayır. Yani görüştüğü mi? Yönde haberler vardı. Bu bir iddiaysa veya... Şunu merak ediyorum ben. Şunu merak değil ediyorum. Mi? Sinan Hocam'ın uzatmanın bir anlamı Terim, yoktur. Fatih Terim milli takıma gelirse bence muhteşem olur. Ama benim anlamadığım şey şu. Mesela dünyada bazı örnekler var. Hem Galatasaray'ın hocası hem milli takım hocası olacaksa böyle bir şey mi olacak? Ki Türkiye'de bunun ben hatırlamıyorum geçmişte. Peki sen olduğunu. Şunu düşünebiliyor musun? Fenerbahçe camiası acaba buna nasıl bakar? Mesela Fenerbahçe camiası nasıl baktı? Fenerbahçe camiası bizim nasıl baktığımız. Türk milleti ilgilendirir bu. Türk milleti adına evet. Büyük bir skandal olur. Böyle bir rezillik peki olabilir. Peki hocam Galatasaray'da ayrılmadan gelmesi. Galatasaray'da Bogdan Tanyevic bunu yaptı. Kardeşim Bogdan Tanyevic'in yapması demek. Futbolda da bunların olabileceğinin manası. Ben de fikrimi söylüyorum. Yani Türkiye'de biz ne yapacağız? Fatih Terim hem milli takım hem Galatasaray'ı mı çalışıyor? Galatasaray'ı mı çalışıyor? Peki benim anlamadığım şu size mi? Şunu merak ediyorum. Türkiye Futbol Federasyonu sen şimdi Ertem Şener'de çok önemli istihbaratı olan bir spor müdürü. Bunu Göksel Gümüşdağ Galatasaray'ı bırakın ve milli takıma gelin Fatih Terim diye mi önermiş? Yoksa Türkiye'de daha önce görülmeyen model ama dünyada örnekleri var. Galatasaray'da ayrılmayın. Milli takımda yönetim mi diye önermiş. Ben bir şey söyleyeyim size. Ama öneriliyor. Romanya maçı ne zaman? Benim de anlamadığım bir şey var. Ben de soracağım. Romanya maçı Ekim'de mi? Ekim'de. Ekim'de. Eğer Abdullah Avcı görevi bırakırsa milli takımın hocası belli. Ben biliyorum. Söylemem.
Çok güzel. Yani ben söyleyeyim senin yerine. Söyleme. Hayır. Ben biliyorum. Ben biliyorum, söylemem. Kim olacak? Hayır, şu var. Ya o, ya o. Olabilir de. Yani neden Fatih Hoca hem milli takım hem kul takım çalıştırmasın ki yani? Bunu, niye çalıştırmasın? Aynı karar. Bunda anormal olan ne var ki? Yani tamam, Mustafa Denizli Hoca da gelebilir. Mustafa Denizli de gelebilir. Canım, Mustafa Denizli de severiz. Ama ben şunu diyorum. Bak ben şunu diyorum. Lazım sen onu de, sonra bu konuyu kapatalım ne olur. Kapatalım. Rica Fatih edeceğim. Derim hem Galatasaray'ı hem milli takımı şey çalıştırabilir. Bu alalım artık arkadaşlar. Galatasaray'ı hem milli takımı niye çalıştırmasın? Ve kuvvetle muhtemel bu olacak, ben de bunu diyorum. Olmamış çocuğa don biçmeyelim. Bakın konuşalım. Olacak, olacak. Galatasaray'ı konuşalım. Evet, Galatasaray'ı oynamış bu akşam. Konumuzu müthiş oynamış. Galatasaray ilk devre müthiş bir maç. Bu, müthiş futbol, evet. Bu altyazıyı destekler misiniz? Hatta şöyle döneyim size de Ahmet Hocam'dan müsaade ederek. Ben bu altyazıyı desteklerim. Dün akşam da ben Beşiktaş şampi yazdırırım buraya. Yani öyle bir şey yazdırırım. Beşiktaş'a şampi derim. Yazdırın çünkü abi, Beşiktaş'ta, yazdırın. Biriniz Beşiktaş şampi, bakın, biriniz Galatasaray şampi. Hepiniz tavrınızı belli ediyorsunuz. Çünkü Beşiktaş'ta en az Galatasaray'a kadar, bak en az Galatasaray'a kadar iyi takım. Ama bak yine söylüyorum, Galatasaray bütün takımlardan bir adım önde. Kesinlikle. Bunun avantajlarını anlatabilirim. Neden önde olduğunu da izah edebilirim. Dersin ki ya neden? Neden bulamıyorum dersen, ya hayır var. Hoca avantajı var. Oturmuş takımdır. Seyircisiyle bütünleşmiş falan. Bunların avantajları. Ama aynı yan zamanda bir Beşiktaş var. Beşiktaş diyorum ki bak. Beşiktaş iyi idare edilirse, iyi yönetilirse potansiyeli, bu kadroyu, bu Galatasaray'ı zorlamaya potansiyeli var. Aynı şekilde Fenerbahçe bir Konya'ya falan yenildi diye Fenerbahçe'de yerden yere falan vurmayalım. Fenerbahçe takımı da çok ciddi iyi bir takım. Bakın Fenerbahçe çok ciddi iyi bir takım. Bir kazaya uğramıştır. Futbolda böyle şeyler olur. Ama yine söylüyorum. Ben 3 takıma da Fener, Beşiktaş, Galatasaray şampi derim. 3'ü de şampiyonluğun en önemli adayıdır. Evet. Çakar, Sayın Çakar. Ya şimdi şampi öyle bir şey değildir. Şampi %80 şampiyon. Türkiye'de demek. Bu Galatasaray bana göre şampidir. Hı. Bu şampiyi de Galatasaray'ı da zorlayabilecek tek takım vardır. O da Fenerbahçe'dir. Doğru. Beşiktaş'ta Galatasaray arasındaki farkın 7-8'in altında olma ihtimali çok azdır. Ve bunları nasıl daha yani? Birinci hafta söylüyorum. 8 puan. Ya hocam ya. İnşallah Allah hepimize uzun ömürler verir Sinancığım. Hocam, bu sezonu beraber yaşayacağız. Bu kadar küçük. Ben kimseyi küçümsetmiyorum. Ben Galatasaray'ı büyütüyorum. Niye? Ya bakın, herkesin bir futbol dünyası ve tabii, futbol görüşü tabii. var. Herkes de birbirine saygı duymak zorunda. Kesinlikle. Ben Türk futbolunda hiçbir dönem, hiçbir takımın ofansif gücünü bir tek 2000 yıllarının Galatasaray ile mukayese ederim. Bu kadar güçlü görmedim. O zaman bile bu kadar uçurum yoktu. Galatasaray problemsiz mi? Hayır. Galatasaray çok formda mı? Hayır. Galatasaray bu akşam pozisyon verdi mi? Evet. Galatasaray son 15 dakika sıkıntılı oynadı mı? Antep'in baskısı. Evet. Bunların hepsi evet. Bu akşam maç 2-2 bitebilir miydi? Ona da evet. Ama bütün bunlara rağmen bakıyorum, Galatasaray ligimizde şampidir. Tıpkı Avrupa'da sadece 3 tane lig var böyle şampi diyebileceğim. Doğru. İspanya'da Barcelona şampidir. Almanya'da Bayern Münih şampidir. Gerisi her şey olabilir. Hocam. İngiltere tamam. için konuşamıyorum. Hocam, doğru söylüyorsun. Manchester mı? Chelsea mi? Arsenal çok zor. Manchester City mi? Hatta Tottenham mı? Bunları hep tartışabilirim İngiltere için. İspanya'yı tartışma. Ben doğru. İspanya'da Barcelona ben hocanın, şampidir. Bak, hocanın, hocanın bakın. Ve tek rakip. Hocanın bu söylediklerine katılmakla beraber... Ama Beşiktaş'ın, ben yine söylüyorum, bu Beşiktaş iyi yönetilirse, Beşiktaş'ın bu yönetim 7-8 puan geride kalacağına inanıyor musunuz? Ya, hocam, ya ne 7-8, en az 10 puan ya. Ya doğrusun ya. Bol keseden atıyorsunuz ya. Böyle şey olur mu ya? Ya bol keseden atıyorsunuz. Müsaade edin açıklayacağım. Ya bırak, ayağın alışsın, gel biraz daha ya. Sıralar Bilic iyi hoca olabilir ama kadro belli abi ya. Slaven Bilic meselesi değil, yukarıdan aşağıya. Bu Beşiktaş'ın kadro. Bir kadro belli dediğin kadro. 10 puan geride kalacak. Ya bir şey bu kadro belli dediğin bu kadro. Ben yazıyorum işte. Ya bir şey söyleyeyim, bu kadro belli dediğin bu kadro çok güçlü bir kadro. Bu kadroda kötü oyuncu kaç tane sayabilirsin? Sen bir dakika, sen demin dedin ki çok güçlü ben bir Sivok'u, ben Sivok'u Galatasaray'ın ilk 11'inden koyarım dedim. Bir koysunlar. Arkadaşlar bir ilk 11'i getirin. Sinan Engin analizini bir dakika dinliyorum. Semih kadar oynamaz mı Soy Sivok? Yapmayın ya. Hocam Sivok'u koyar mısın Galatasaray'ın ilk 11'inden? Ya, nasıl oynamaz ya? Sivok gibi bir futbolcu. Ya bir dakika durun ya. Bu da Beşiktaş komisi. Bak anlatıyorum sana Rasim'ciğim. Evet. Ben hiç uzağa gitme. Ben sana bir şey anlatıyorum. Hoca diyor ki şu oynarım bana. Ya Bruno Alves koymam yani. He. Fernandez'i koymam. Sov'u Galatasaray'a koymam. Yapmayın ya, bu kadar da küçümsemeyin Galatasaray takımına. Yani Galatasaray takımı, yani Galatasaray takım tam iyi bir takım olabilir de Fenerbahçe'de koyunca yine. Fernandez, Olcay Şahan da Beşiktaş'ta oynar. Fernandez girer. Galatasaray'da da oynar Beşiktaş'ta oynadığı gibi. Yapmayın. Beşiktaş takımının iyi bir kadrosu var. Yine söylüyorum. Beşiktaş şöyle bir sada sahip olsun. Bugün aynı şeyleri
hoca da söylerdi. Bak, stat o kadar önemli. Şöyle, evet, bu stat, bu potansiyel, bu taraftar baskısı, İnönü Stadı, yani İnönü Stadı'nın bu telekom gibi düşünün. Bak, İnönü Stadı'nın telekom, hoca da aynı şeyi söyler Beşiktaş'a. Bakmayın, Beşiktaş takımı stat yok, bir sorun var. Kenarda kalmış. TT Arena gibi, Beşiktaş Arena olsa başa baş giderler mi diyorsun? Ya zaten bir şey söyleyeyim sana. Beşiktaş 3 sene sonra, bak yine söylüyorum, stadı olsun, bu grubun içine girer. Ama yine bir daha atma söylüyorum. Geçen sene yapılan hatadır Beşiktaş'ta. Geçen sene feda. Beşiktaş inanmadı. Feda. Devre arası 2 tane oyuncu alsaydı Beşiktaş şampiyon olurdu. 33'e 30 girdiler. Galatasaray Avrupa'da bir sürü maçlar oynadı. Beşiktaş avucundan verdi, inanmadı. Ama artık bu sene inanacaklar. Ben Önder Özen'in ağır bir motivasyon, ağır bir baskı ve ağır bir disiplin uygulayacağını düşünüyorum. Beşiktaş takımında işi sıkı tutacağını düşünüyorum. Ve dolayısıyla Beşiktaş'ın bu yarışın içinde olacağını üstüne yani 8-10 puan, 8-10 puan yani 8-10 puanı göreceğiz. Siz de şaşırmayın. Bu Beşiktaş takım, ama bak yine söylüyorum, hatalar yaparlarsa, hata yapmayacak. Bilic de yine söylüyorum. Dün akşam Bilic'e eleştirdim, dedim en doğru 11'i bulacaksın. Şu an bulamadı. En doğru 11'i değil. Oğuzhan falan bu takımda falan oynar. Dün sen Trabzon'da yakalamışsın. Olcan orada oynuyor. Beşiktaş'ın çok kaliteli bir kadrosu var. Yani dün orada Olcan falan yakalamışsın. Galatasaray'ın yarısı değil. Olcan'ı falan yakalamışsın sol bek. Orada sen orayı kullanacaksın. Orada falan yani. Onun için ben yine söylüyorum burada. Hoca biraz tamam. Hoca hafif bir Galatasaray hoca da şey var. Hoca da biraz Galatasaray'a karşı bir sempati var. Ama geçen sene yaptığı haksızlığı düzeltmeye çalışıyor. Haksızlık yapmadı hoca. Hoca haksızlık yapmadı. Hocanın vardır. Bir şey vardır. Sempatisi arada gider gelir. Ben sana şunu sormak istiyorum. Rasim Ozan Kütahyalı'nın ve Ahmet Çakar'ın iddiası çok büyük. Hani hoca diyor ki 7-8 puan. Rasim Ozan diyor ki Galatasaray'ın yarısı bile değil Beşiktaş. Bu futbol adına yani çok sıkıntılı bir açıklama diyeyim. Ama sıkıntılı yani gerçek ve bu taraflı bir yorum. Fazlasıyla taraflı. Ama yapma yani rakamlar ortada. Olarak Beşiktaş'ı bu kadar küçük görme. Şu yazıyı değiştirir misiniz? Sebebine ne diyeceksiniz? Beşiktaş şampiyonu rica ediyorum. Ben bunu böyle söylediğim zaman bana kızıyorlar. Diyorlar ki ben Real Madrid maçında bile bunu söylediğim zaman Galatasaray'ın şansı %3'tür dediğim zaman ayıp olmuyor. Beşiktaş açısından da. Sen Galatasaray'ın Beşiktaş'ın aradaki farkı yani yarı yarıya bile gösteriyor, göstermiyorsun. Yani bir defa bu çok büyük bir saygısızlık. Bir tarafta Real Madrid, bir tarafta yani Galatasaray Beşiktaş. Galatasaray ile Real Madrid aynı değil bir defa. Onun Ümit Özat bir sorun var. Transfer markette Galatasaray ile Beşiktaş'ın toplam farkı ne kadar? Abi ben transfer market resmi bir Transfer market transfer market resmi değil lütfen. Resmi olmuyor ama. Hayır, ama bir kriterdi. Bir kriterdi. Yani 2 sene sonra Drogba bay bay diyecek, gidecek. Oğuzhan'ın bilebilir misin ne olabileceğini? Tamam, ben yazıyorum. Nasıl dedim dün? Arda Fenerbahçe'ye gelirse şuraya çıkar anırırım diye. O not oldu. Tabii, bugün herkes görmüş. Bir şey daha koyuyorum. Beşiktaş en aşağı 10 puan aşağıda Galatasaray'ın aşağıda bitirecektir. 10 puan diyor. Hoca 8 dedi bak. Beşiktaş Galatasaray'ı ne gidiyorsun? 10 puan aşağıda bitirecektir. Analiz ediyorum. Ya sen nasıl böyle yani saygısızlık yapıyorsun sen? Sezon başlarken ya hoca şampiyon dedi, saygısızlık olmadı. Ben hayır. Hoca şampiyon dedi, sen 8-10 puan. Hoca da bak. Hoca 8 dedi, ben 10 dedim. 2 puan da saygısızlık attı. Bu kadar abi, atmayın ya. Ne yapıyorsunuz hoca ya? Hoca 8 diyor, ne diyorsun? Kim? Hoca 8. Söz konusu değil hoca ya. Ne 8'i ya? Göreceğiz abi. Kaçıncı hafta oynuyor Beşiktaş Galatasaray maçı? Beşiktaş Galatasaray 5. hafta. Göreceğiz. 5. Burada da oturacağız, göreceğiz hep beraber. Hep beraber bakacağız, göreceğiz o maçta. Şimdi olmamış çocuğa don biçmeyelim burada. Ama ben söylüyorum. Hocam, bu Beşiktaş Galatasaray'a ters gelir. Bu Beşiktaş takımı çok ters Sinancım, bir takım. Sinancım, Türkiye gibi insanların fikirlerini çok açık bir şekilde söyleyip söyleyebilmeye alışılmadığı bir ülkede bu söylemem abes kaçabilir. Hani 22. hafta olsa şampiler, hani gazeteler atar ya. Ben hocamın cesaretini takdir ediyorum. Mesela 4 hafta kala şu takım şampilerler 3 tane nokta değil. Çok kolay. Şunu da diyebilirsiniz. Bakın Eyyamcı konuşma. Lig yeni başladı. 3 takım birbirine yakın olduğunu düşünüyor falan. Yok böyle bir şey. Galatasaray şampidir. Hatta bana ben daha ileri söylüyorum. Beşiktaş'ta da Galatasaray arasında. Hayırlı olsun diyor. Bir dakika, hocam popülist davranıyor. Beşiktaş'ta da Galatasaray arasında. Hocam popülist davranıyor. Gerçek canlı. Hocam dün Beşiktaş Trabzon gibi ya takımı yendi ki. Galatasaray şampiyondur. Niye sen Beşiktaş'a tekrar söylüyorum. Bak şimdi bir şey. Peki, bir video zaten hayırlı Sinan, olsun. Nisan ayında, Mart ayında burada Galatasaray ile Real Madrid arasındaki fark 3'e 100 yani %3'tür dediğim vakit popülist olmuyorum da. Bravo. Evet. Şimdi mi popülist oldum? Ben hocam ondan oldu, yanıldık ama. Realist. Galatasaray yanıldık. Galatasaray turma atladı. Realist. Şu 10 dakika var. Yener dedik. Siz yenemez dediniz. Ben hayır canım. Ben Galatasaray, bak Galatasaray Real Madrid'i yener demiştim. Şimdi bir gün Sinan abi bak bir şeyle bağdaştıracağım. Köndeyim. Ben Benfica Fener Paspas yapar dedim. Dinle 2 dakika Rasim, Allah'ını seversen ya.
Fenerbahçe'den ayrılan oyuncular yazıyorlar. İşte ben ayrıldım sene. Bir tanesi yazmış. Ümit Özat Efendi yazmış. Ne köşe oldu? Gittin ikincilikte Köln'e gittin. Gece saat 3. Hürriyet gazetesi. Arkadaş orada bir ara yazarlık yapmıştı tabii. Kağıdı aldım, tık 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 kestim. Kimi diyorsun? Yok, buradan değil. Ha, anladım. Kestim. Sabahleyin gittim, davamın kapıyı çaldım. Spor direktörü vardı, Mayer'in kapıyı çaldım. Bak. İzah ettim kendisine. Biz dedim şampiyon olacağız. Köln. Tamam mı? Şu 10 dakikalık konuşma var ya, bu hocanın şampiyonu, onun 10 dakikası. Eğer o Beşiktaşlı futbolcular, Fenerbahçeli futbolcular şu 10 dakikalık bölümü alsınlar, soyunma odalarına koysunlar. Ben yaptım onu, biliyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Biliyorum ben. Biliyor musun? Sinan, nerede yaptım? Biliyorum. Dur bitirsin Ümit, öleceğim. Abi, ben biliyorum. Yapsınlar. Ben sana yani, ki onlar çok gururlu çocuklar. Yetenekli oyuncular. Nerede? Hangi ligde oynuyorsun?